Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında ekipler enkaz altında kalan vatandaşları canlı bir şekilde kurtarmak için zamanla yarışıyor. Ekipler bu bölgede can siperhane mücadele ederken Türkiye'nin diğer ucu Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz yıl büyük tahribata sebep olan kıyı erozyonu kötü hava koşullarının oluşmasıyla tekrardan başladı. Bu çerçevede Akkum Mahallesi mevkiinde etkisini artıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Geçen yıl yaklaşık 40 metre yaklaşan deniz bu yıl şiddetli rüzgarların etkisiyle sahil yoluna 20 metre daha yaklaştı. Durumdan panik olan bölge halkı ise önlem alınması için yardım istedi. Geçmesine rağmen üzerinden herhangi bir kendi tabanında olduğu şeyler yine dalgaların Karadeniz'in dışında uğradı. Yani yetkililerden buraya bize yardımcı olmalarına bizim çabalarımız buraya kadar. Sizden de bize artık destek olup buraya villamızı, evimizi kurtarmanızı rica ediyoruz. Yetkililerden yani bize ne gerekiyorsa yapmalarını istiyoruz. Görüyorsunuz Karadeniz'in halini. Yani bir sene oldu. Bir şey yapılmadı. Yapılacak plan dendi ama daha bir şey görmedik. Daha bu başlangıç. Yani bilmiyorum ne olacak. Yani evimizi kurtaralım artık. Vallahi işte görüyorsun dün akşam sahil projesini de açtı. Su asfalta yola geldi. Artık dayandı yani o sahil projesine dayandı. Yani sadece bizim evimiz tabii ki Karasu'ya mal olmuş bu projeyi de artık etkilemeye başladı. Zarar vermeye başladı. Gerekenin yapılmasını herkesten bekliyoruz. Tüm yetkililerden bekliyoruz.